Peki koridorlarda çok farklı bir iddia var. Bu iddia'yı size sormak istiyorum. Şimdi evet. Anadolu takımlarının kulüp başkanları bir yıldız oyuncuyu, bir önemli bir oyuncuyu, güçlü bir oyuncuyu ikna edebilmek için önce İstanbul'a çağırıyorlarmış. Doğru. doğru. Böyle İstanbul'u gezdiriyorlarmış. Restoran, işte manzara, ortam. Daha sonra sözleşmeyi ortalara koyuyorlar. Şöyle, hatta bazı şehirlerde şöyle, akşam uçağıyla oraya gönderiyorlar. Hı hı. Ee, hele ki bir de sahili varsa o şehrin, sahilde o şıkları falan görünce ben güzel bir yere geldim diye İstanbul düşünürken Havası. gündüz imzası atıyor, sonra gezmeye çıkınca şok oluyor tabii. <gülüyor> <gülüyor> Siz ikna ettiniz ama değil mi Balotelli'yi? Biz Balotelli'yi Adana'ya getirmeden ikna ettik. İstanbul'da mı? Tabii İstanbul'da. Rahmetli onun e, menajeri ve miyavla vardı. Hı hı. E, hatta çok enteresan bir transfer diyor. Bizde yüzde e, bonservis bon elindeydi. Yüzde 20 imza parası istiyordu bizden. Yüzde 20 de 1 milyon 8 bin euro yapıyordu. Ee, yüzde 20 de menajerlik ücreti istiyordu. O da 1 milyon 8 bin euro. Toplam 3 milyon 600 bin euro cepten ilk anda çıkacak olan paraydı. İyi para. Sonra getirdik Yeşilköy'de bir otelde. 2,5 saat toplantının sonunda. Yüzde 20 imza parası vermedik. 1 milyon 8 bini. Yüzde 20 menajerlik ücretini de %10'a düşürdük. Ve Miola döndü dedi ki bana. Başkanım parayı ne zaman istersen o zaman gönder. Güzel. O kadar yani aramız iyi e, iyiydi onunla yani. Şimdi ben bir Adana Demirspor taraftarı olsam size şunu sorarım. Başkanım şimdi Balotelli'yi gönderdik kasamıza da para girdi. E, o daha para. Daha gelen bir şey yok. Gelmedi mi Tabii daha? Tabii bu paralar hemen girmiyor maalesef. <laughs> tamam kasanızda evet. para girecek. Var mı güzel bir transfer? Ama şöyle, var mı şöyle bir isim değil. E, Barotelli'nin gitme ihtimaline karşı Düzubay'ı aldık. Bakın Düzubay hı hı. E, evet, çok e, özel bir oyuncu evet. O da. Tabii daha e, 4 ay e, ayağına top değmemiş. 2 e, günlük kamp kampta, 2 günlük kampta ertesi gün maça çıktı. Hı hı. Şimdi bu e, futbolcu biraz zamana ihtiyacı var. Doğru. E, bizden önce Fenerbahçe ile görüşmüşlerdi. Hı, hı Fenerbahçe transfer etmek istemiş. Yani çok özel bir oyuncu aslında. Ha fırsat transferi olur mu bilemem. Bir, bir oyuncu bulursak fırsat transferi de olursa biliyorsunuz Bilmem Avrupa'da. Neminde var mı? Böyle takip yani ettiğiniz. Yani şu anda son bir, bir dışında dakika. bir takım bize önerdiği kiralık olarak gönderelim diye istediği bir oyuncu var. <laughs> ha olabilir olmaz diye demiyorum yıldız Yani. Yıldız Son güne ya. kadar yok yıldız değil. Ama y iş görür. Yetenekli bir isim. E yani. iş görür. Iş Hareketlendirir görür. mi? Hocanın olarak? istediği yok öyle yıldız beklemeyin. Öyle Yıldız çıtayı yok. yükselttiniz ya. Dört büyüklerin istediği Ama bir bizde oyuncuyu ne, getirdiniz adına Bizde ya. ne yıldızlar var. <laughs> Belhanda var. Evet, Onyekuru var. Evet. Endiaya var. Ya, ya bazı bakın İstanbul'u var. Galatasaray'da görmediğimiz performansları döktürüyorlar. Tabii, resmen mesela bakın Asan Bononga. Asan Bononga Geçen sene 13 tane kurattı. Bu sene biraz tutuk başladı diye taraftarlar hemen gitsin diyorlar. Ya çok özel bir oyuncu. Göndermeyeyim ben böyle şey bir yükselttiniz bir oyuncu. tabii. Şimdi Saabek'te oynayan Svenson var mesela. Şimdi son beke aldığımız Kevin Rodriguez, Portekiz milli takım oyuncusu. E çok özel oyuncularımız Güzel Hakikaten oyunu, özel abi. oyuncularımız var yani. Hadi Süper Lig'i genel anlamda şöyle bir değerlendirelim. E nasıl bir sezona giriyoruz? Güzel, keyifli bir sezon. Transferler çok yoğundu. Dört büyüklerin yaptığı transferler de güzeldi. E, beğendiniz mi transferleri? Tabii şimdi büyük camiaların sorunları daha çok. Yani bir Fenerbahçe'nin, bir Beşiktaş'ın, bir Trabzon'un, bir Galatasaray'ın çünkü her sene şampiyon olmak istiyorlar. Hı hı. Tarafta da e, sabırsız. E alıyorlar. İyi transferler de yaptılar. Yani en son Fenerbahçe'nin e, Beşiktaş'ta oynayan 9 e, numaralı vardı Batuşay. Batuşay. E, bence iyi bir oyuncu. Montella'da istemişti ama hı hı. biz o zaman bizden 6 milyon euro. İstedi milyonu... mi? Tabii ne bizden. Ne zaman istedi? Bu sezon. Hemen sezon sonunda eğer alabilirsek iyi olur demişti. Hı hı. Biz o zaman görüştük 6 milyon euro para istediler. Aslında Fenerbahçe çok e, iyi bir transfer başarısı sağladı Gösterdi. burada. Gösterdi. Yani 3 milyon euroya almışsa tebrik etmek lazım. Hı hı. E bizden 6 milyon euro istediler. E şimdi diğer e, anılan oyunculara baktığınız zaman Galatasaray da çok kaliteli oyuncular aldı. Güzel Beşik. transferler evet. oldu değil mi bu sezon? Mesela bugün işte Galatasaray açıklayacak herhalde Icardi'yi almış mesela. Özel oyuncular bunlar ama şimdi bazen şimdi bizim taraftarı santrafor istiyor ama hı hı. Şimdi Adana Demirspor'un genlerine baktığınız zaman genelde soldan sağdan oyuncular golleri atıyor. Doğru. Santrafora fazla şaşmıyorlar. Aslında santraforsuz da oynayabiliriz. Hı hı. Ne istiyorlar Santa Claus onu anlamış değilim yani. <laughs> yani bir sol bir e, sağ açlık ilave daha iyi olur aslında. yıldız olsa takımda beni almaz e, diyorlardı. Daha yeni takımız yani Hı -hı. şimdi de ayaklarımız üzerinde durmamız lazım. Şimdi tabii taraftarlar her şeyi ister. Ama bilet almaya gelince kombin almaya gelince forma almaya gelince maalesef ceplerinde akrep var. Doğru. Şimdi paramız yok diyorlar tamam anlıyorum. Kriz var diyorsun anlıyorum. Ama kız arkadaşını alıp kafeye gidip 100-200 lira harcayabiliyorsun. Onlar da olmasın. Ama olmaz. Temel olmaz. Taraf, o, Taraftar, ama taraftarlık bu değil. Evet Anadolu takımlarındaki taraftarlar mesela statları çok boş bırakıyorlar. İzliyor Yok mu, yine musunuz? Anadolu takımlarına göre biz yine iyi seyirci ya çekiyoruz. Adana, buna Adana, rağmen buna Adana, rağmen Adana, en uşkusuz. son maçta 15 bin kişi oynadık. Adana yani, Adana'yı tenzih ediyoruz. Ya birincilikteyken bile 13-14 bin kişi oynuyorduk. Yani Yok. Adana Demirspor Spor taraftarı çok özel bir taraftar. Hakikaten çok özel bir taraftar. Yani deplasmanlara bile statların yarısını versene doldururlar bizimkiler vermiyorlar. Mesela Hatay yüzde beş kontenjan vermiş bize. Aha. Ben aradım, kendilerinden rica ettim. Biraz kontenjanı artırın. Oradan gelen cevap şu: Ya şimdi kendi sahamızda misafir takım görünümde olmayalım dediler hı hı. yani. Çünkü bizim taraftarımız daha fazla olurdu yani. Doğru. Onun için, Kulüp başkanlarıyla aranız nasıl? Çok iyi. En yakın arkadaşınız kim? Vallahi hepsiyle iyi benim. Ama en çok <laughs> Ali Koç başkanımla, Ahmet Avoğlu başkanımla, hı hı. Ahmet Nuriç başkanımla. Sağ olsun. Diğerleri de Berna Hanım olsun, Hakan Başkanım olsun, Giresun, Süleyman Hurma olsun, Ankara Gücü'nün yeni başkanı Faruk Hoca'yla olsun. Aramız hepimiz iyi. Değil. Transferler konusunda birbirinize takılıyor musunuz? Ee, bazen oluyor tabii yani. Bazen takılıyoruz. Var mı böyle bir anınız? Ee, yani pek o şeylere da bana kalsın yani. Bir şey oldu sanki öyle değil mi? Doğruyor Peki, bazen. transferler dedik. Avrupa hedefi var mı bu arada Murat Aslında ben? biz geçen sene Avrupa hedefimiz hı hı. vardı. Şimdi bana sorduklarınızdan hedefin ne diye başkan diye sorduklarınız ben hep ilk on derdim. Hı hı. Şimdi ilk oyunun içinde tabii oradaki şifre var. Yani birincilik de var, ikincilik de var, üçüncülük de var, dördüncülük de var. Sonra birisi bana dedi ki ya başkanım ilk on dediğiniz zaman futbolcuların üzerinde etkisi az olur dedi. Sonra ilk hedefi dörde çıkardık ama maalesef yine bizim Montelli Hoca'nın kulakları çınlasın. Fantazileri yüzünden Alanya'ya kendi sahamızda 2-1 <laughs> yenildik kibir yenildik. Hayatında hiç sağ çok oynama... bir jenerasyonu sağda oynattı. Belhanda'yı orta sağdan aldı solda oynattı. Vargas'ı yedek bıraktı. Yunusak Yunus günü on numara oynattı ve o maçı kibir kaybettik. Vardır hocanın aklında bir şeyler. Ya şimdi biz, biz şey Göztepe maçında haftalarca. biz Göztepe maçından sonra kendisiyle görüştük. Hı hı. Dedi ki peki başkanım dedi eğer kazansaydık ne, ne diyecektim? Dedim valla seni tebrik ederdim bir defa kazandığın için. Ama seni eleştirirdim. Niye? Diye sordu. Dedim ki bak Şimdi sol açık sağ açık sen orta sahadan devşirme oyuncularla tamamlarsan sol açıktaki iki oyuncu sağ açıktaki iki oyuncu da mental yorgunluk olur o zaman. Hı hı. Onları toparlamak en az 5 haftanı bulur dedim. O yüzden seni eleştirdim dedim. E gerçeği de bu. Şimdi bir oyuncu mesela mimar Mimaroğlu. Oynamadı oynamadı şey, oynamadı. Tek maçta mı peki? Daha önceki Birkaç maçta oldu. Öyle mi? Ama Kesinlikle. genel anlamda baktığımız zaman %1-2'yi geçmez yani. E, o açıdan Montella Hoca, ben devam etmek istiyorum. Yani hı. inşallah. Avrupa? Hedef var. Çünkü Anadolu takımları için belli bir süreden sonra Avrupa büyük bir külfet olabiliyor. Ben anlayabiliyorum. Kesinlikle. Şöyle, Teknik de şöyle e, şimdi Avrupa'ya gittiğin zaman Türkiye'den alacağın para o kadar önemli değil. Yani hı. şampiyon olsam bile bugün hı hı. 35 milyon prim alıyorsun yani. Çok yani komik rakamlar bunlar. Ama Avrupa'da gruplara kaldığınız zaman oradan ciddi paralar alıyorsun. Hı hı. O açıdan iyi. Ama baktığınız zaman yani bugün bir kulübün, bir yıllık bütçesine baktığınız zaman, gider gelir dengesini yaptığınız zaman en az yüzde elli eksidesiniz. Yani yayıncıdan gelen para belli, federasyondan gelen para belli, forma satışınız belli, kombine satışınız belli. Yani hiçbir kulüp cepten para koymadığınız sürece ayakta kalma şansı yok. Evet. Yok. Fenerbahçe Şimdi... ve Trabzon başarılı olur mu Avrupa'da? Ya inşallah başarılı olur. Başakşehir de var. Başak Sivas'ta da var. var Sivas i̇nşallah var. onlar da başarılı olur. Çünkü yani çok acı. Yani önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan takım üç elemeden geçecek. Evet.